memur ve emekli Temmuz maaş zammı kesinleşti, en düşük emekli aylığı alanlar bayram edecek. Emeklilerin dört gözle beklediği maaş zammında beklenmeye oldu. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklilerin dört gözle beklediği maaş zammına sayılı günler kaldı. Maaş zammına ilişkin yeni formüller ise ortaya çıktı. Üç formüllü maaş zammının iktidarın masasında olduğu ise belirtiliyor. Uzman isimler ise o rakamları işaret ediyor. Ocak ayında son yapılan düzenleme ile maaş zam oranı memur zam oranına eşitlenmişti. Ancak yapılan maaş zammı ne memur emeklisine ne de sosyal sigortalar kurumu, Bağkur emeklilerine merhem olabildi. Açlık sınırının 19.000 TL'ye geldiği ortamda en düşük emekli aylığının 10.000 TL'de kalması tepkilerin ana kaynağı oldu. Bu noktada emekliler için iktidarın harekete geçeceği bazı kulis kaynaklarında belirtiliyor. Üçlü zam formülünü iktidara yakın gazeteci Faruk Erdem dile getirmişti. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklisinin maaş zammına ilişkin iktidarın masasındaki rakamlar emeklileri heyecanlandıracak düzeyde olduğu ise gözlere çarptı. 5 aylık enflasyon farkına göre %22,72 maaş zammı kesinleşmişti. Son bir aylık verinin de eklenmesiyle maaşlar belli olacak. İlk formüle göre sadece enflasyon farkının emekliye verileceği yönünde. Merkez Bankası beklentisinde %25,39 çıkması beklenen maaş zammına göre en düşük emekli aylığı 12539 Türk Lirası olması bekleniyor. İkinci formülde ise maaşlara bir refah payının eklenmesi olduğu öngörülüyor. %10 ile 15 arasında bir refah payının ekleneceği belirtiliyor. Bu noktada en düşük emekli aylığına %35 veya 40 arasında zam yapılması bekleniyor. 13500 Türk Lirası ve 14000 Türk Lirası civarında en düşük emekli maaşı karşımıza çıkıyor. Son formül ise yıl sonu enflasyon oranına göre bir emekli maaş zammının yapılması. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmininde %38 oranında beklemesi üzerine refah payı eklemesi ile birlikte %50 zam yapılması tahmin ediliyor. Bu noktada en düşük emekli maaşı 15.000 Türk Lirası olacak.